Yani merhabalar. Şimdi CHP'li Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında şayet iktidar olurlarsa HDP'lilerden bakan yapacaklarını söyledi. Yani bakan yapabilirlermiş. Tabii ki Gürsel Tekin'in söyledikleri kendisini bağlıyor, partisini bağlamıyor ama netice itibariyle Gürsel Tekin de bu partide önemli bir isim. Ve ne var ne olacak efendim diyor, halkın oylarıyla seçilmiş diyor. Doğru, halkın oylarıyla seçildi. Fakat Kürt halkının, gerçek manada Kürt halkının temsilcisi değil HDP. HDP bir terör örgütünün adeta arka bahçesi gibi, bunu açıkça söyleyen daha yeni bir vekili biliyorsunuz gözaltına alındı, tutuklandı ve sürekli ama sürekli devlete karşı, cumhuriyete karşı söylemler üreten ve PKK terör örgütünü güzelleyen bir parti. Daha geçen mecliste işte biz bu işte bir komisyonda herhalde konuşurken yine HDP'li bir vekil demediğini bırakmadı. Ahmet Çık'ın feryatlarını biliyorsunuz. Teröre karşı ve teröristlere karşı yapılan hareketi katil devlet diye. Bizim bu cumhuriyeti, yani bu hükümeti yıkıp, bu devleti yıkıp, pardon, devleti yıkıp yenisini kurmamız gerekir diyen tiplerle dolu bir oluşum ve bu oluşumdan bakan yapacaklar. Bu ne demek acaba? Ne bakanı yapacaklar? İçişleri Bakanı mı yapacaklar? Direkt o tarafta bir Kürt devleti kurulması için elinden geleni mi yapacak? Ne yapacak? Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de biliyorsunuz HDP ile bir şekilde uzaktan veya gayri resmi bir ittifak içindeydiler ve Ekrem İmamoğlu seçildi. Seçildikten sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütüyle bağlantısı olan insanları da gördük. Şimdi işte niye diyoruz? Ben bugünkü hükümet dört dörtlük demiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten kendisi dört dörtlük olduğunu söylemiyor. Fakat kardeşim, bu ülke hepimizin. HDP'den bakan yapmak ne demek? Madem ki siz bakan yapmak istiyorsunuz, o halde Allah fırsat vermesin diyoruz. Yani Gürsel Tekin'in bu söylemleri karşısında muhalefetten bir sessizlik vardı. Daha sonra İyi Parti'den milletvekili Yavuz Bey işte terör örgütüyle bağlantısı olan veya işte HDP ile böyle yan yana olamayız deyince Barış Yarkadaş da dün akşam bir televizyon kanalında verdi veriştirdi. Bunu eleştiriyorsunuz ama sonra İşte İYİ Partili HDP'li belediyelerde daire başkanı ya da şu oluyor, iş yapıyor falan gibi böyle zehir zemberek açıklamalar yaptı. Siyaset işte böyle bir öyle bir böyle konuşma sanatı oldu artık. Yani bugün İBB'ye gittiğinizde acaba personel işten çıkarılanlar ve işe alınanlara baktığınızda nasıl bir karakteristik durum göreceksiniz, zaten görüyoruz. Şimdi burada önemli olan bir CHP'nin, yani CHP bu CHP değil, gerçek manada sosyal demokrat olan insanların yani CHP'ye oy vermemeleri gerekir. Çünkü bu ne Atatürk'ün kurduğu CHP, Atatürk'ü sadece kullanıyorlar, ne de kendi öz kimliğinde kaldı CHP. CHP böyle saçmalayan bir parti olmaya başladı çok uzun yıllardır. Altılı masa sendromu var. Kemal Kılıçdaroğlu da illa Cumhurbaşkanı adayı ben olacağım diyor ki tuttuğunu koparacağını düşünüyorum ben. Abdullah Gül adı geçiyor ama Abdullah Gül'ün bu halkta karşılığı ne kadar, orası soru işareti. Ve olay şu hale gelmiş: Tayyip Erdoğan gitsin de ülkenin başına kim gelirse gelsin. Geçen İzmir'de bir sokak röportajında kadının biri öyle diyordu. Memnun değiliz, öyle değiliz ama ne yapalım, mecburen bu çileyi çekeceğiz, hem de vereceğiz. Böyle bir zihniyet, böyle bir akıl. Böyle bir akıl tutulması. Yani ne olursa olsun ama biz verelim, vereceğiz. Niye vereceğiz? Çünkü yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin. Cüneyt Özdemir de böyle bir şey yapmış. Yani bu partiye oy verir misiniz? Neden? Çünkü o gitsin. Sonrası yok. Abdülhamit zamanında da böyle oldu. Yani yeter ki Abdülhamit gitsin olayına döndü iş. Şimdi işte o yüzden 2023 seçimlerinde yani biz hükümetten yapması gerekenleri yapmasını isteyeceğiz sonuna kadar. Fakat Allah HDP'nin burada bakan olduğunu bana ve bu millete göstermesin. Evet, maalesef böyle bir gerçeğimiz var. Şimdi
Kalkıp da CHP'den çok farklı sesler de çıkmadı. Sessizlik. Diğer muhalefetten de sessizlik. İşte İyi Parti'den biri konuştu, onun cevabını Barış arkadaş verdi. Ve bir de Temel Karamollaoğlu var. O da gelmiş 85 yaşına. Nasıl bir davayla yola çıktın? Kalkmışın altılı masada kimlerle müttefik olmaya bakıyorsun? Kimlerle ittifak kurmaya bakıyorsun? İttifak yapıyorsun. Ona bakacaksın. Ve netice itibariyle Allah fırsat vermesin. Yani CHP'nin iktidara geldiği bir ülkede başımıza neler geleceğini Gürsel Tekin'in bu sözleriyle, yani HDP'den bakan yaparız. Yapar. Ha hadi bakan yapmadı ama ittifak içinde dolaylı yollardan birbirlerini destekledikleri için. Ha, seçimde şu da olur. HDP kendi Cumhurbaşkanı adayını gösterir ama herkese der ki siz CHP'nin adayına oy verin. Bunlar da seçimin yani genel şeyi, oyunları diyelim. Yani netice itibariyle bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Hadi diyelim bakan yapmadılar ama çok önemli yerlere HDP'lilerden bir şey yapılacağını bu cümlenin altyapısından anlayabiliyorsunuz. Bugün terör örgütüyle mücadelede terörün kökünü kazıdık. Hala memnun değiller. Güneydoğu'ya ben çalıştığım zamanlarda tekstilde korka korka gidiyorduk. Korka korka. Şimdi oralar temizlendi, bundan memnun değiller. Niye? Çünkü birilerinin oyunu bozdu. Biliyorsunuz Türkiye dünyada şimdi oyun kurucu haline geldi. Özellikle Ukrayna ve Rusya savaşında. Geçen de hangi ülkenin dışişleri bakanıydı? Türkiye'nin işte böyle Türkiye'nin Rusya'ya karşı bir tutum göstermemesini hoş bulmuyoruz. Biz gösterdik, o göstermiyor. Çünkü hep öyle. Onlar ne derse o olacak. Cumhurbaşkanı ne dedi? Ne Rusya'dan vazgeçeriz, ne Ukrayna'dan vazgeçeriz dedi. Yok, onlar tavır gösterdi mi göstereceğim, onlar göstermedi mi göstermeyeceğim. Niye? Çünkü öyle alışmışlar. Ama biz şimdi burada bir denge unsuru olmaya başladık. Yunanistan konusu malum, biliyorsunuz. Yunanistan'ı kışkırtmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı da bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Gelebiliriz de, no problem. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta, biz dışarıyla her türlü mücadele ederiz. Bunu unutmayın. Biz dışarıyla bu düşmanlarla her türlü mücadele ederiz. Önemli olan içimize sızmasınlar. İçimizdeki Fransızlar, Almanlar, Amerikalılar, AB'liler, şunlar bunlar. O içimizdekiler var ya, o içimizdekilere Allah fırsat vermesin. Alırlar böyle tepsiyle ülkeyi koyarlar önlerine. Ondan sonra biz sömürgenin böyle dibi nirvanası oluruz yani. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden lütfen bu ülke hepimizin, Müslümanı, Yahudisi, Rumu, inananı, inanmayanı, kılanı, kılmayanı, herkes aynı gemideyiz. Ama ne demek ya? Terör tık, her cins millet için, her ırk için bitti, üstü çizilir. Ama siz bunu Gürsel Tekin bakan diyorsa aşağı in, mutlaka bir yerlerde olacak. Bugün İBB'de olduğu gibi. O yüzden Gürsel Tekin'in sözlerine Bolu Belediye Başkanı demiş ki tabii kendisini bağlar ama parti de gerekeni yapsın. Çünkü onu da kendisini bağlıyordu sığınmacılarla alakalı sözleri. Parti onun için gereğini yaptı. O adam da haklı. Tanju Özcan da haklı. Diyor ki niye ona gereğini yapmıyorlar? Doğru, ona da gereğini yapsınlar. Falan filan. Netice itibariyle geldiğimiz noktada bu ülke hepimizin, gerçekten bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Eskisi gibi savaşlar topla tüfekli olmuyor. İşte böyle oluyor. Stratejik satranç gibi, satranç oynar gibi böyle algıyla oluyor. Bunlarla oluyor. O yüzden algıya yenik düşmemek için doğrunun özüne kadar ineceksiniz. Evet, bu ülkede terör örgütünden bir yönetici, bakan, bırak sen terör örgütüyle sempatizanı olan, terör örgütüne paye veren, terör örgütünü koruyan ya da ona karşı sessiz kalan kimseyi ben bu ülkenin yönetiminde görmek istemiyorum. Allah da bize göstermesin. Çünkü o ne demek? Hadi ben öldüm gittim, ecelim geldi dünyada ama benim ülkemin, hani Atatürk'ün dediği gibi, ilelebet payidar kalacaktır sözünün hakkını vermek lazım. Sağcı da, solcu da, liberal de, ama bunun hakkını CHP veremiyor. HDP ile görüşen, ittifak yapan ya da HDP'ye bir söz söylemeyen hiçbir partinin gerçek vatan sevdalılarının yanında bir değeri olmaması lazım. Bunu söyleyeyim.
HDP, bak Kürtler demiyorum, hemen HDP Kürtler, alakası yok. Kürt vatandaşlarımızın Kürt bölgelerinde çoğunluk olan yerlerde AK Parti o zaman niye seçimi alıyor? Kürt vatandaşlarımızı ortaya koymayın. Burada bizim HDP denen partinin kendi tutumu ve kendi yolunda sıkıntımız var. Kürt vatandaşlarımızla bizim hiçbir sıkıntımız yok. Ben de Boşnak kökenliyim. Ben de Boşnak kökenliyim. Çerkez var, o var, bu var. Ve bu ülkede HDP'lilerin o hani Kürt vatandaşları ediyor söylemlerinin karşısında Kürt vatandaşlarımıza verilen özellik hiçbir yerde yok. Boşnakça, Kürtçe, Boşnakça bir kanalı mı var veya varsa bilmiyorum. TRT Kürdi var. Boşnak yok. Hani Kürt vatandaşlarımızın ve Alevilerin hepsine özen gösteriliyor. Ama Kürt vatandaşlarımızın olduğu hiçbir Boşnak veya Çerkez'de yok. Ha biz de kalkıp böyle bir şey, aa biz bu ülkede yaşamaktan, Atatürk'ün kurduğu ülkede yaşamaktan mutluyuz deyip ülkemize bağlı Boşnak kökenli insanlar olduk. Ama Kürt vatandaşlarımızı bir kenara koyun. HDP ile alakası yok. HDP'nin kendi içinde onlar da bu Kürt vatandaşlarını temsil edemez. Durum budur efendim. Evet, aklımızı başımıza devşirelim. Bu ülke hepimizi ona göre. Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalmak için bizim hiçbir terör örgütü, sempatizanı, bağlantısı olan, onlara güzelleme yapanlarla işimizin olmaması lazım.